Sevgili izleyiciler, iyi geceler. Yine birlikteyiz, zaman kaybolmazdayız. Geçen son iki hafta Profesör İlber Ortaylı bizlere İslam tarihini anlattı. İlk önce Müslümanlıktan önceki cahiliye dönemini, sonra Müslümanlığın doğuşunu, Hazreti Muhammed dönemini ve Mekke'den Medine'ye göçü, hicreti anlatmıştı. Şimdi bugün dört halife devrinden sonra fetihler ve İslamiyet'in yayılmasını konuşacağız. İslamiyet'in yayılması deyince 7. yüzyıldan sonra kurulan belli başlı devletlere bakacağız hocam, değil mi? Evet. Bu fütühatla, İslam fütühatlarıyla Orta Doğu'nun coğrafyası nasıl değişti? Orta Doğu'nun coğrafyasında bir boşluk söz konusu değildi. Şöyle, bir çatışma alanıydı. Çünkü Roma İmparatorluğu haliyle devam ediyor. İkiye ayrıldı. İkiye ayrılınca kuvvetli kesimi Konstantinopolis'in, Nea Roma'nın başkent olduğu doğu kesimidir. Yani Balkanların bildiğimiz bir kesimi, Doğu Balkanlar, bugünkü Asya Minor, Küçük Asya, Türkiye toprakları, Mezopotamya'nın bir kısmı, hepsi değil, Suriye, Filistin asıl, bugünkü Lübnan, ona Suriye deniyor toptan. Arapça'da Biladüşşam olduğunu söyledik. Mısır ve Kuzey Afrika. Şimdi bugünkü Arabistan aşağı yukarı her zaman için Roma'nın kontrolü dışındaydı. Yemen'de İranlılar hakimdi. Etiyopya vardı. İranlılar buraya Bizans'ı ve Etiyopya'yı, Habeşistan'ı sokmuyor Yemen bölümüne. Buna karşılık Kuzey Afrika'da Mısır'dan sonra bir başıboşluk vardı. Burayı çok erkenden Bizans kaçırmıştı elden aşağı yukarı Justinian'dan sonra. Sebebi de şu, kavimler göçü sırasında Vandallar biliyorsunuz bugünkü Tunus'a yerleştiler. Burada yerli kabileler vardı, Tuarekler gibi, Berberiler gibi asıl önemlisi. Ve bu bildiğimiz kavimlerin dilleri de değişik, menşeleri de değişik. Baktığınız zaman bunların ırkları da değişik. Yani mesela o etraftaki milletlere hiç benzemiyorlar. Nerelerden geldiler bunlar? Mesela işte Berberiler için söylenen şey, bunlar Romalı lejyonerlerin çocuklarıdır deniyor falan. Böyle şeyler var. Hakikaten beyaz tenli, bazısı mavi gözlü falan, böyle tuhaf boyları, bozları. Vücut yapıları değişik. Olabilir. Yani olmayabilir. Dil tabii çok ayrı bir grup. Şimdi düşündünüz ki birdenbire Müslümanlar burada fütuhata girişiyor. Geçen konuşmamızda, görüşmemizde bu konuya değindik. Bugünkü Suriye, Filistin, Lübnan kesimi alındı. Irak'ta. Sasani İmparatorluğu'nun kalbi mesabesindeki bugünkü Irak'ta. Dört halife devrinde oldu bunlar. İşte hepinizin bildiği gibi şeyler dört halife devrinde. Şimdi bizim İslam devleti dediğimiz bir yapılanma biliyorsunuz daha henüz bugünkü Arabistan Yarımadası üzerinde. Yemen vesaire buralarla iç savaş var aşağı yukarı. Çünkü diyor ki kabileler, biz diyorlar peygamberle, Hazreti Muhammed'le anlaştık. Zekatımızı size niye verelim diyor. Bu çok önemli. Çünkü bir takım adamlar çıkmışlar, zekatı biz alacağız diyorlar. Sana niye vereyim, sen bizim saygı duymadığımız bir aşiretsin diyor. Bunlar yalancı peygamber değil ama diyor. Değil mi? Bir kere hayır. Böyle bir çatışma var. Yani dini Resul-i Ekrem'in şahsiyetiyle aynileştiriyorlar ve onunla kaim kılıyorlar. Devam etmez diyor. Dolayısıyla orada artık ikna metodu falan da sökmüyor. Yani savaşmak gerekiyor. Bir de tabii yalancı peygamberler çıkıyor. Ve siz şimdi şu aslında feminizmin kudretine bakın ki kadın peygamber çıkıyor. Yani olmayacak şey tek tanrılı dinlerde. Cahiliye döneminden cahiliye bu döneme dönemi ne çabuk diyor. Büyük cahiliye bir gelişme. Cahiliyede de var böyle bir yapılanma. Yani kadın her zaman çok şeydir. Bakmayın Arabistan'da eskiden.
Şimdi burada tabii bu iç harplerde temayüz eden komutan Halid İbni Velid'dir Ebu Bekir zamanında. Hı. Halid bin Velid'dir, yani çok kudretli bir komutandır. Ve ondan sonra bir açılım başladı. Bilhassa Hazreti Ömer devri müthiş bir fütuhat. Şimdi bu fütuhatla neler geliyor? Bir kere bu yayıldığı yerde Arapların Aramca konuşuluyor. Aramca. Bu Sami bir dil. Sami diller birbirine benzer. Suriye'de, Filistin'de, hatta bizim bugünkü ülkemizin Güneydoğu kesiminde, evet, ve hatta Irak'ta Yahudiler ve bazı kabileler dışında. Yani herkes Pahlevice konuşmuyor orada, Fars dili. Arapça da var orada. İbranice ile Aramca arasında benzerlik var mı? Onu da söyleyeceğim. O da böyle yani geçiş var. İkisi ayrı dil tabii fakat benziyor. Yani biliyorsunuz milat sırasında, tekrar hatırlayalım, Yahudiler yani İbraniler Aramca konuşuyordu. İbranca tamamen bir ibadet ve edebiyat diliydi. Yani Hazreti İsa Aramca konuşuyordu insanlara, öyle hitap ediyordu. Bugün bu ananeyi bir tek Süryani Kilisesi devam ettiriyor, Aramca ibadet etme işini. Şimdi böyle bir yapının ortasına Arapça geliyor. Büyük güçlük değil, geçişme başlıyor. Yani İslamlaşma arttığı takdirde ve büyüdüğü takdirde İslam dini, dilde de değişmeler başlıyor. Ama bu o kadar çabuk değil. Daha evvel de değinmiştik. Yani halifenin sarayında Şam'da Emeviye devrinde dahi insanlar Rumca kullanıyorlar. Böyle bir kançılarya var. Ve Aramca bilmek zorundalar ve Pahlevice kançılarya var. Ve bu dille de sınırlı değil, sanatla da sınırlı. Eğer bugün mesela Filistin'de Jericho bölgesindeki Kasr-ül Hişam adı oraya giderseniz yazlık sarayına Emevilerin göreceksiniz. Çıplak kadın heykelleri, bir takım mozaikler, yani sanatçılar öyle ve Emevi halifeleri de pek rahatsız olmuyorlar bu eski kültürden. O çok ilginç bir geçiştir. Tabii bırakalım bu kültür faslını. Bir kere dinler meselesi var. İslam daha Bakara suresinde de ve başka yerlerde de zikredildiği üzere, yani vahide, ehli kitap dediğimiz insanlara, cemaatlere karşı açıktır. Açıktır ama o açık şeye, suredeki zikredilenlere çok uymayan davranışlar bile var. Mesela bizim Urfa Harran bölgesinde Sabiyyun denen, lütfen öbürküyle karıştırmayalım, yani bir Irak'ta var Sabiyyun diye tek tanrıya inanan bir takım. Onlara man diyen isterler, Avrupalılar man diye. Astronomik din, yıldıza, güneşe falan tapınıyorlar. Mesela onların katli vacip bir yerde, putperest diyorlar ama bir şekilde uyduruyorlar onları. Yani idare gizliyor onu. Çünkü bu kadar böyle verimli ve bu kadar kalabalık bir nüfusu yok edemezsin. Devlet hayatı onu yavaş yavaş asimile etmek için bir şekilde idare etme yoluna gidiyor. Bunun örneği var. Mesela Abbasiler devrinde bunların ya din değiştirirler, hidayete ererler, ihtida ederler veyahut da katledilirler. Bu idare etmişler. Bu çok önemli. Zamana bırakmışlar. Çok akıllı bir davranış. Şimdi halifenin, Hazreti Ömer'in devrinde söylemiştik ki Müslümanların icma müessesesine de dayanarak bir takım düzenlemeler yapılıyor. Şimdi kitaplarda ve şeyde şöyle bir teori var. Efendim diyorlar, cizye dediğiniz laf, yani gayrimüslimlerden alınan kafa vergisi. Çünkü adam askerlik yapmıyor, onu korumak için vergi alıyorum diyor. Kafa vergisi, cizye diyor, zaten var herkeste diyor. Ondan almış, ondan almış. Öğrencim yok. Bu bir mantıki bir şeydir. Universal bir vergidir. Hakikaten buna Latinler capitatio derlerdi Roma'da. Bizanslılar kefaletikon derler. Kafa vergisi. Kelle Sasaniler de gezit derler. Ne kadar benziyor. Hep aynı cizye kelimeler kullanılarak. Evet. Çünkü müessese aynıdır. Bunların hepsinde hakim olmayan dinden insanlar vardır.
ve onlardan bir koruma vergisi alınır. Yalnız İslam'ın cizyesi çok değişiktir. Onun üzerinde durmak lazım. İslam'ın cizyesi kesinlikle kişiyle sınırlıdır. İhtida durumunda ortadan kalkar. Hatta ne demek ihtida durumunda ortadan kalkar? İhtida ettiğin an, yani Müslüman olduğun an ödemezsin. Bu yüzden varidatta büyük düşmeler var diye olsun olmasın mı bile tartışılmış bir ara ama kesinlikle olmaz. Buna karşılık toprakta bu mesele vardır. Büyük çapta gayrimüslim toprakları geçiyor. Mesela Irak'ta dihkanlar, Sasani lordların toprakları. Şimdi bunlar ilk anda Müslüman fatihler bunları alıyor. Çünkü bu ganimet. Onların arasında paylaştırılıyor. Ha, bakıyor ki böyle bir iş olmaz. Birini yönetmesi lazım. Bu böyle toprak al parçala falan olacak şey değil yani. Toprağın verimi, idaresi bakımından tamam bunu yapmıyoruz diyor. Belirli bir şekilde ganimet verildikten sonra belirli miktar gerisi Beytülmal'e alınır. Yani Osmanlı'nın miri sisteminin bir nevi temeli gibi. Ona temel edilmiş ileride. Yani miri sisteme temel gösterilmiş. İslami bir temel gibi. Çok o kadar benzer tarafı yoktur. Şimdi ne oluyor o zaman? Bunu idare edecek bir makam lazım. Onun adı da Beytülmal-ı Müslim'in. Yani fiskos, Roma fiskosu gibi bir şey. Alınmış bu. Bunu ihdas etmiş Hazreti Ömer devrinde idare. Ve dihkanlar var, köy reisleri, Sasanilerin. Onlar istihdam edilmiş. O sistem kabul edilmiş. Bu Suriye'de aynı şey görünüyor. Şimdi 636'da Amr İbnül As, yani öbür komutan, öbür dehşet adam, o biliyorsunuz Mısır'ı aldı. Mısır'ın Amr İbnül As tarafından alınışı sayısız anekdota konudur. Hiçbir anekdot değil aslında, bayağı gerçek. Realitedir, gerçektir. Burada hepsini zikretmeye birkaç tanesini anlatalım. Mesela işte bir tanesi toprağı bereketli, kadınları bereketli falan gibi böyle gayet şeyler. Çünkü Amr İbnül As çok zeki bir adam. Duhatul İslam dahilerden deniyor. Esprisi falan da yerinde bazen. Tabii bir sürü uydurmalar var. Mesela demiş ki burayı yakın İskenderiye kütüphanesini. Evet. Çünkü burada olan şeyler Kur'an'da vardır, yoksa uydurmadır. Bu tabii düpedüz yakıştırma. Yani böyle bir şey olmaz. Sanki o zaman o İslam İskenderiye kütüphanesi varmış gibi orada. Yok, çoktan bitmiş o. Gerçekten mi? Tabii Julius Caesar'ın Mısır'a alışında, yani Aleksandriye'ye çıkıyor tabii. Orada zaten bir savaş hatası olarak o kütüphane büyük bir tahribat geçirdi. Büyük bir tahribat geçirdi. Ne yandı ne kaldı onu bilmiyoruz. Ondan sonra kalan bir sürü şey yok oldu, çalındı. Kütüphane en çok soyulan ve tahrip olan şeydir, dikkat edilmezse. Bu bugünkü kütüphaneler için doğrudur. Eğer Harvard'da sıkı tedbirleri kaldır, o kütüphane 10 sene içinde kuşa döner. Yani kitap çalan herifler var, biliyor musun, meslek olarak. Mesela bir adam yakalandı, doktoralı bir Harvard mezunu, evinde 3000 kitap var araklama. İşte doktora derecesini kaldırmışlar falan. Yani kütüphane çok tahrip olur. Sonra mezhep kavgaları, orada kitap yakmaları olmuş. Bilhassa bilmiyorum. Kimden hınç alıyorlar kitap yakarak? Kitap yakarak hınç almak sorusunu hiç sorma. İnsanoğlu kitaba, ben gördüğüm en münevver adam bile kitaba karşı hınç duyar. Yani bir sürü insan mesela Mein Kampf'ı saklamaz. Veya Stalin kitabına hınç duyabilir. Veya sevmediği, rahatsız olduğu bir dini hareketinkinden rahatsız olabilir. Yani bunun sonu yoktur. Ve her kitabı tolere edecek bir adam da ben pek tanımıyorum. O bir kurumdur ancak, kitapların tolere edilip muhafaza edilmesi. İnsana bırakılmaz bir kurumlaşmayla, bir ortak anlaşmayla mümkün olabilir. Neyse,
Şimdi Amr İbnül As'a ben İskenderiye Kütüphanesi'nin pek kaldığını da zannetmiyorum. Çünkü öyle bir karışık dünya, mezhep kavgaları falan. Fakat burada başka bir şey var. Mısır'ın kurumları var ta firavunlardan gelme. En başta Nil'in suladığı arazi, o tabiatın getirdiği vergilendirme ve toprak işleme sistemleri, bunlar alınacak. Oradaki vakıf sistemleri var. Bunların üzerinde durduk. Bunları unutmayalım. Evet. Şimdi birinci dalga geçtikten sonra, yani bu Halid İbn-i Velid ve Amr İbn-i As, ikinciler geliyor. Daha genç halefler. Bu ikinci halefleri reklamlardan sonra geçelim. Geri geleceğiz. Yine birlikteyiz. İlber Hoca, ikinci kuşak komutanlarda kalmıştık. Evet. Bölümde. Şimdi tabii insanlar yetişiyor. Amr İbnül As'tan sonra Ukba bin Nafi var. Ukba bin Nafi, Afrika Fatihi diye bilinir. Yani Mısır fütuhatının batıya doğru, Kuzey Afrika bugünkü fethi. O demektir ki bir takım vandalların kalıntılarıyla, bir takım berberilerle dehşet bir millet. Uğraşacaksın, çok zor o. Daha dinini da bilmezsin, dinini daha bilmezsin. Daha beteri coğrafyayla da uğraşacaksın. Tabii. Şimdi ismi Müslümanlar Fustat'ı kurmuş. Daha Kahire yok. Kahire sonraki bir devir. Muzaffer şehir demek. Victoria şehri yani. Orada bir Fustat var. Fustat'ın aslında Romalılardan kaldığı, Fossaton, Hendek'ten kaldığı söyleniyor. Her halükarda orada devamlı gelişen bir şehir var. Fustat ilk şey. Şimdi Mısır'ın şehirleşmesi, sulaması, ziraatı bir problem. Bunlar nasıl geçiyor? Suriye, Filistin'de kendine yeni bir sınıf lazım. Bunlar Araplar olamaz. Senin kullanacağın mahalli memurlar lazım. Kim olacak bunlar? Rumlar oldu peki falan. Irak bölgesinde eski Pahlevi İranlar Yerel. Oldu. Samaryalıları kullanıyorlar. Mesela kim Samaryalı, Samariten dediğimiz? Hazreti Musa'nın öğretisinden sonra Talmud'u Sûret-i Katiye'de tanımayan Yahudi mezhebi. Bunlar bugün azala azala küçük bir cemaat haline geldiler. İsrail'de görürsünüz. Ebron mıntıkasında yaşarlar. Hala kurban keserler. Eski biblik devirlerdeki gibi falan. Ve bunları kullandılar. Tabii bunlar ne Yahudi'ye, ne Hristiyan'a, ne Müslüman'a fazla yüz vermezler kendi cemaatleri. Ama aynı zamanda da dil bakımından da bir benzerlikleri var. Ve ilginç bir şey, bu zümreyi Osmanlı da kullandı Şam'daki idarede falan, memur diye. Bu çok önemli bir şey. Mesela Orta Doğu kültürünün yaprakları bunlar. Ve Ukba bin Nafi mesela Afrika fethi sırasında berberilerle uğraşıyor dedim. Ama coğrafyayla da uğraşıyor, su yok. Onun için Kayravan gibi yerde muhteşem sarnıçlar yaptırdı. Bunlar ordugah şehirleri. Ve ama mümit topraklar bunlar değil mi? Bunlar, Nil Kuzey Afrika'nın, şey Nil tamam da Kuzey Afrika'nın ne kadarı mümit ne kadarı değil tartışılır. Şimdi Kayravan'a ben gittim, orası mümit değil hakikaten. O koca sarnı çok işe yaramış. Ve bir dönem geliyor, Müslüman oluyor millet, sırtını dönüyorsun, tekrar eski alışkanlıklarına dönmüşler. Yani çok zor bir şey. Ve nitekim Ukba bin Nafi öldürüldü. Öldürüldü ama fütuhat devam etmiştir. Kendisinden sonra Misri bin Nusayr devam etti. Bin Nusayr İspanya'ya da adım attı. Yani İspanya öyle bize anlatıldığı gibi işte Tarık bin Ziyad geçti karşıya. Efendimizin gemilerini yaktı geride, Endülüs'e, Andalusya'ya gitti. Köy değil o, git gel, git gel, onlar çok kaç zor. Kaç defa olmuş? Kaç defa ama sonunda Tarık bin Ziyad kendisi de hakikaten bir berberidir. Boş verin başka şeyi. Endülüs'ün fethini tamamlamadı ama büyük ölçüde yuttu.
Çünkü biliyorsun İberik Yarımadası'nın kalan yerleri var. Hangisi onlar? İşte bugünkü Katalonya, Barcelona, bugünkü Bask bölgesi ve bugünkü İberya'nın kuzey kısımları şeyler, yani Galicia dediğimiz bölgeler, Santander falan, oralar kaldı. Oralarda yerli Hristiyanlar, yani Vizigotlar kaldılar. Ama güney kısmı Vizigot kralı Roderik ve bütün hepsi tarumar edildi. Yerli Yahudilerle, ki çoktan geçmişlerdi İspanya'ya, güneyden yerleşmiş bir bölümdü. Bunlar çok kötü muamele geliyordu o Hristiyan Vizigotlardan. Müslümanlarla tabii çok iyi bir bağ kurdular. 711, bu bir kader o zaman. Yani... Bu bir kader. Yıl 711 İspanya fethi için verilen tarih miladi olarak. Şimdi bak orada ne kadar önemli bir gelişme var. Bir kere bu Yahudi ve Müslüman tarihi için bir altın devir. Bunlar tam bir simbiyosis içinde, kültürler birbirine yakın, yerleşiyorlar. Yani bakıyorsun hükümdarın, kim bunlar, hangi hükümdarlar tabii haliyle, Emeviye soyu. Ben de diyecektim şimdi kıtadaki Emevileri kıtadaki ne yaptık? Suriye Emevileri yanında bir de bu Emevi. Ne olacak? Habsburglar da iki taneydi mesela. Evet. Ha. Ve o yüzden de hilafet de iki tane olacak ileride. İspanya halifeleri diyoruz. Yani kim idare ederse o halifedir. Şimdi vezire bakıyorsun Yahudi, Maliye Nazırı Yahudi, öbürkü bilmem ne falan. Ondan sonra daha başka bir renk çıkıyor. Şimdi bu Yahudi ve Müslüman simbiyosisi öyle bir kültür yaratıyor ki İbn-i Meymun gibi bir adam çıkıyor. Yani Arap Müslüman filozoflarla öbürleri iç içe. Ve tespit edilmeye başlanmıştır. Musevi kültüründe, inancında ciddi istihaleler başlıyor Müslüman etkisiyle. Çok önemli İstihale bir şey. İstihale ne demek? Değişmeler. Hı. Yani öbür dünya inancında, kelam anlayışında. Hı. Tabii böyle ciddi istihaleler başlıyor. Çok önemli. Yani dinin esaslarının müsaade ettiği ölçüde tabii. Yoksa Yahudi şeriatı, bien etabli dediğimiz, iyi tespit edilmiş. Evet, yerleşik. Şeydir, bütündür tabii. Ama bir takım şeylerde benzeşmeler başlıyor. İsrailiyat faslını bilir ya Müslümanlar, İsrailiyat derler. Şeremen kabelena, evvelki şeriat, yeme içme ve hayatta Yahudi taassubuna benzerlikler başlıyor. Kabuklu yemiş yememe mesela. Kabuklu yemiş diyorum, deniz ürünleri. Haram. Yani haram şey... gibi bakıyor abi, hiç alakası yoktur yani. Mesela yani yiyin diye söylemiyorum, ben diyemiyorum ama salyangoz. Yani kolesterol yığını olan ne kadar şey varsa yani bunlar yasaktır koşerde. Buna bakıyorsun evet. Müslümanlar da uymaya başlıyor. Halbuki Müslüman yasakları sınırlıdır. Yani böyle şeyler de vardır tabii. Bu da vardır işin bu tarafıyla. Ama öbür tarafta da başka şeyler vardır onların benzetiminde. Burada çok daha ilginç bir şey ortaya çıkıyor İspanya'da. İnsanlar, yerli Hristiyanlar o kadar benimsiyorlar ki bu Sami kültürü, bu Yahudi ve Müslümanların temsil ettiği kültürü. Arapça öğreniyorlar, Arap şiirine düşkün, Kur'an tefsirleri, fıkıhla uğraşmalar, sanat en başta. Mimari. 9. asırda mimari tabii, İzidor var galiba, Sevilla başpiskoposu şikayet ediyor. Bir Latince Pater Noster okumasını bilmeyen bu gençlik Kur'an şerh ediyor. Şu rezalete bakın diyor. Buna mozarap denir bu takıma. Mozarap, müstaripten bozmadır. Yani İslam'a hani bizde özenen... var ya evinde Amerikanca konuşan ve Amerikalı tamam. olan takım onu düşün işte yani. Bu böyle bir Araplaşma, bir nevi Semitleşme yani. Çok ilginç. Ve biz bu kaldı biliyor musun? Diyoruz, değil İspanya mi? Fütuhatını, Reconquistasını tamamladı. Mesela Toledo'da katedral yapıldı. Tamamen gotik, Allah akıl versin. O gotik yapı o ülkeye ne kadar uyar yapmışlar o zaman.
Gotik katedralin içinde bir şapel var, bir küçük kilise, tamamıyla Arap usulü. Moz Arapların kaşesi, şapeli, onlar oraya giriyor. Ve bu çok ilginç bir şey, yani Moz Arap dediğin sonradan Hristiyanlaşan Araplar değil. Özenen Arap. Hayır, eski Hristiyanlar hiçbir zaman Hristiyanlıklarını bırakmadılar. Ama Arap kültürünü benimseyen insanlar, İspanyollar. Böyle bir İspanya vardı. Tabii İspanyol Hristiyan fütuhatı. Kuzeyden yürüdü, 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 yürüdü. Düşün 711 ile 1492 arası. Kaç yıl olduğunu düşünebiliyor musun? Ya Emevilerin... 8 asır, 8 asır ne boyunca önce ilerliyorsun. Barcelona'yı vesaireyi alamadık. Çünkü biliyorsunuz 732'de Poitiers'de Müslümanları yendi Charles Martel. Fransa'ya geçtik Pirenelerin ötesine. Ve Poitiers'de yenildi. Yenildi Müslümanlar. Durdu ondan sonra fütuhat. Avrupa'ya geçiş durdu. Fakat burada devam etti. Ve o medreselerde insanlar okuyordu. Papa II. Silvestir İspanya'da okudu, Endülüs'te, Müslümanların yanında. Çünkü çok iyi tıp biliyorlar, çok iyi astronomi biliyorlar. Böyle teolojik okullar var mı? Teolojiyle şey karışık, yani tıp diye bir eğitim var her zaman. Size bunu söyledik, Roma'da hukuk eğitimi yoktu. Enstitüsyonel, evet. Ama Bizans'ta vardı. Vardı, evet, İstanbul'da. Onu konuştuk epey, evet. E işte bu böyledir üniversite. Mesela şimdi diyorlar ki efendim Bologna ile Padova çıkana kadar hiç kadavra ilmi yoktu, anatomi, yalan. Yani Herofilios Kalkedon, yani Kalkedonlu bizim Kadıköylü Herofilios vardı. Bu adam İskenderiye'ye gitti, Helenistik devirde tabii. Orada kimler var? Kim var orada? Mısırlı rahipler var. Kesiyorlar kadavraları, mumyalıyorlar, öğreniyorlar ne olduğunu. Bu çürümesin diye bilmem neyin içinde saklıyorlar falan. Adam orada anatomi ilmini yaparak gördü yani. Aristoteles'in kuşlar ve hayvanlar üzerinde yaptığı anatomiyi, gözlemleri, doğramaları adam orada cesetlerle yaptı ve bir ekol kurdu. Demek ki öyle her şeye ilk ve son diye damga vurulmaz, evet, tarihçilikte. Her şey çıkar. Evet. Bunun gibi bir şey. Yani bu Endülüs enteresan bir şekilde Yunan felsefesinde burayı tanıttı. Düşün, Yunanca Arapçaya gelmiş. Arapçadan da tekrar Latince'ye, bilmem Yunanca'ya falan gidiyor. Ve büyük bir devir tabii. Şimdi sen bir Kordova düşün. Roma devrinde Seneca'nın ülkesi. Ondan sonra İbn-i Rüşd'ün ülkesi. Bu ikisi de bir yerde bağnaz çevre tarafından horlanmış, dışlanmış, hem de saygı görmüş. Bugünkü Kordoba'nın kapısında bu ikisinin heykeli var. Yani bu çok enteresan bir geçiştir. Onun için İslam medeniyeti ve İslam kültürü bilhassa Batı'nın tarihinde öyle pek ayrılıp bir yeri konacak bir şey değil. Mümkün değil. Bölgeyle çünkü bunların de menşei değil, eski Mısır. Bunların menşei eski Yahudilik. Bunların menşei eski Yunan. Bu sentez burada daha evvel gitti. Bizde böyle garip adamlar var Türkiye'de. Bize diyor ki Yunanca da evem diyor, başka bir medeniyetin dili. Hangi medeniyet diyorsun? Fransız, İngiliz falan. Yani burada bu şarkta elifler Yunanca'yı şeyler, Müslümanlar, Süryaniler falan ve Yahudiler. Yunanca'yla halle hamur olurken daha birileri ağaçların üstündeydi. Yunanca'dan falan haberleri yoktu. Yani bu yanlış bir görüş. Anladınız mı? Medeniyetin doğusu batısı olmaz. Hele de, bu çevrede hiç olmaz. Hocam üstünlüğü, Fatih Sultan Mehmet'in üstünlüğü buradan geliyor. Kendisini Doğu Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve kompleksiz bir adam. Yani hem Doğu'nun hem Batı'nın ustası, iki dünyaya ait, ikisinin de üstadı. Yani bir münevver olarak iki dünyaya ait ve ikisinin de üstadı. Çok da önemli bir şey. Öyle bazılarının yakıştırdığı gibi yok Hristiyanlığa meyletik, öyle bir şeye meyletmez o. Bir Müslüman ülkenin hükümdarıdır, ende gelenin.
halifedir tabii. Var zaten ünvan. Kendi yazmıyor ama ondan bahsederken. Kendi kullanmıyor. Yavuz da kullanmıyor. Kanuni de kullanmıyor. İki de bir Halifetullah diye bahsediliyor. Haledet Hilafetu diyor. O da öyle. Ve bunlar tabii hiçbir şekilde ya mesela Papa II. Pius'un yazdığı mektup. Yazmış müsvedde Vatikan'da ama gönderememiş bile. Yani o bir ihtilacı, bir özlemi ikinci Pius'un. Fatih Hristiyan olsa da bilmem ne olsa diyor. Şimdi medeniyet tarihi yorumlarında aşırı gidişler olur. Olsaydılar çok tehlikeli. Olsaydıları hep yapacaksınız kafanızın içinde. Bunu tekrarlamıştık. Tabii. Ama yazmayacaksınız ve yüksek sesle konuşmayacaksınız. Çünkü inanmaya başlarsınız. İnanmaya başladığınız an o zaman tarihi vakaları çarpıtan, görmezlikten gelen yorumlara gidersiniz. O iyi değildir. Bunu hangi düşüncede olursanız olun yaparız. Şimdi bu İspanya faslı. Şimdi başka bir fasıl var. Şimdi bu 711'de bu Endülüs Emeviler evet. geldiler. 1492'ye kadar kaldılar. Kaldılar. İberik Nasıl Yarmanası. Kaldılar? Geriliğe. O arada aralarında böyle bir fringe saçaklaşma hep kavga ediyor değiller. Alışveriş de var, bilmem ne de var. Ama sonunda 1412'de bağnaz bir şey, Reconquista, yeniden fetih bitti. Isabel ve şey biliyorsunuz Ferdinand. Kovdular Araplarla Yahudileri. Kovunca da hapı yuttular orada. Çünkü ne toprağı ekip biçen, ne altını işlemeyi bilen, ne bankerlikten anlayan insanlar gittiler. Bir yandan da altın getiriyorlar ahmaklar Amerika'dan. Altın ve gümüş ne olur? Bir enflasyon olur Allah. Yani böyle ekmeğin kilosunu 50 altına bulamazsın. Ve tabii Osmanlı İmparatorluğu bundan istifade etti. Atılan Arapları da, atılan Yahudileri de alıverdi. Bizim Perşembe Pazarına yerleşti. Morikoslar yani İspanya Müslümanları onun için Arap camii o. Yoksa Emeviye devrinden kalma eser olduğundan değil. Arap camiidir o ve haklı olarak oradaki o Fransisken kilisesi onlara verilmiş cami olarak. Tam o bölgede. Evet, Yahudiler de tabii yerleşti. 50 küsur kahal var İstanbul'da o tarihte. Peki yani Balat ikinci Bayezid'de Galata kimlerini yerleşme bölgede? Şimdi Balat değil, Yahudiler şeyde var. Bunu parantez açarak konuşuyoruz. Tabii. Daha gelmedik oraya. Yahudiler ilk başta bugünkü Bahçekapı'da bile var Eminönü'de falan. O cami yapılırken nakledilmişler Palateion'a. Balat bizim zamanımızda ilk önce Rumların oturduğu yer. Bizans devrinde her türlü milletin oturduğu yer. Periferi çünkü limana yakın. Yahudiler tabii orada olduğu gibi bu tarafta da varlar. Yani işte bugünkü Hasköy'de falan. Ve bu 50 küsur kahal cemaat 15. asır sonunda yani 2. Bayezid'in sonuna evet. kadar gelmiş bunlar. Biz bugün bunların oturdukları yerler, tarihi sinagoglarının hepsine sahip değiliz ve bilmiyoruz. İstanbul'un tarihi ne kadar muhteşemdir ama onun tarihçiliği ne kadar zavallıdır. Ve bu bütün insanlarımız için geçerlidir. Yani Müslüman Türk'ü de, Ermenisi de, Heleni de, Yahudisi de bu kaidenin dışında değil. Kimse bilmiyor kendini yani ve hep efsaneyle evet, düşünüyoruz. Evet, tarihi topografya ve lingüistik denen ciddi bilimler yani tarihçiliğin eksakt tarafları, matematik tarafları maalesef bizim yöntemlerimizden henüz uzaktır. Belge eksikliğinden bu. İşte bunu hallet bu belgeyle de değil sırf. Yani bunu halletmediğinden gitmez. Coğrafyayla ve filolojiyle birlikte yapılmayan bir tarihçilik tarihçilik Doğru. değildir. Ve buna geçmediğimiz takdirde Türk tarihçilerinin hiçbir zaman bilhassa o klasik büyük adamlarla barışması, yarışması mümkün değildir. Yani bizden Goldsiehe gibi bir adam çıkmaz. Genç tarihçiler duysun buradan, evet.
bizden hiçbir zaman efendim Claude Cahen gibi bir adam çıkmaz gibi geliyor. Hoş Batı'da da artık çıkmıyor çünkü orada da eğitim çürümeye başladı. Hmm. Ama bu bir açıktır, bir vakadır, acı bir durumdur. Telafi edilmesi evet. gerekir. Hocam şimdi biz bu bölümde İspanya'ya, İberik Yarımadası'na geçen Emevilerden bahsettik. Oysa bizim 661 ile 750 yılları arasında, bakın 1492 İspanya'daki Emevilerin yıkılışı, 750 de oysa ki yıkılmış Orta Doğu'daki Emeviler, çoktan yıkılmış. Oraya reklamlardan sonra evet, geçelim. Bu bir şey olacak, rejim değişikliği, hepsi bu. Bizden ayrılmayın, tekrar geri geleceğiz. Evet, geçen bölümde Avrupa'da takıldık biraz. Şimdi hocam tekrar geldik Orta Doğu'ya. Bu Emeviler bir kolu İspanya'ya gitti. Orta Doğu'da kalanı ne oldu? Valla Orta Doğu'da kalan en önemlisi. Çünkü Şam devri vardır İslamiyet'in. Muaviye Şam valisidir. Biladuş Şam'dır daha doğrusu. Yani bugünkü Suriye'nin ötesinde. Anane olarak gaddar bir idaredir. Onu size söyleyeyim. Hmm. En önemlisi de Kufe biliyorsunuz karşıydı. Yani Hazreti Ali Kufe'ye göç etmişti. Irak havalisi müthiş karşısındaydı Emevilerin. Haccac ki Haccac-ı Zalim'in denir. Vali olarak geldiğinde tabii ayağını eşraf karşılıyorlar. Meşhur sözdür, doğrudur. Demiş ki hepsine, ey ehli Irak demiş, ey ehli nifak vel firak demiş. Yani oradan hitabından belli ne oldu. Hepsini götürecek, götürdü sopasıca yanında yani. Ve direnişin merkezi. Şimdi Emeviler bu direnişi bastırmakla geçiniyorlar. Çok ilginç bir şey. Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatma'nın tabii iki oğlu önemli biliyorsunuz. Hüseyin ve Hasan. Hazreti Hüseyin imametin Şii inanışına göre devam ettiği ve Kerbela şehidi olan oğul. Hasan uyuşmayı tercih ediyor, uzlaşmayı, konsensusu Emevilerle. Ve o yüzden o kaldı. Şimdi bir takım Şii kollar vardır. Mesela Zeydiye, Yemen Şiileri diyor ama onlar Sünniliğe çok yakındır ve Hazreti Hasan'ı takip ederler. Halbuki kendileri şeceri olarak Hüseyin'den geliyorlar. Enteresan o. Yani demek ki burada böyle lak diye bıçakla kesilme hiçbir yok. Hiçbir şey de yok. Bugüne kadar yok. Konuştuklarımız yok. Ve zaten yok. Kurum yok ortada. Yani Ortodoks Katolik Kilisesi değil bu Şia ve Sünni. Yani onun üzerinde ısrarla durunuz. Mesela bizim Türkiye Anadolu Aleviliği veya onunla ilgileri benzerliği benzemezliğinden çok daha az olan yani benzemeyen aslında. Antakya, Laskiye bilmem ne, Suriye Aleviliği işte Beşir Esad'ın mensup olduğu cemaat takım. Bunlar falan ne alakası var? Şimdi yorum yapıyor. İran Şiileriyle yakın. İran Şiileriyle politikaları yakın. Ve o Sünni kalabalığı ortasında belki yalnız kalmaları benziyor. Yani ne etnisitesi, Arapça konuşuyor adam da. Yoksa orada İran Şiileriyle ne alakası olacak onların? Bambaşka bir örgütlenme. Şimdi bizim Anadolu Alevisi ne kadar rahatsız olur İran'ın Caferisinden, onun görüşlerinden, mollaların şeylerinden. Yani böyle benzetmeler çok yanlıştır. Çok yanlıştır. Böyle sınıflamalar yanlıştır. Bunlar çok şey var. Ha benzerlik var mı? Var. Şimdi bugün Türkiye'deki Sünni takım Emevilere karşı bir muhabbet mi duyuyor? Ne münasebet? Kim Yezid adını alıyor ki yani? Çok önemli bir şey bu. Kim mesela Muaviye'yi çok takdim ediyor? Hazreti Muaviye falan diyen var mı yani? Suriye'de var. Oranın Sünnileri hakkında. Fakat tabii soğuk
kanlı bir tarihçi olarak baktığımız zaman şunu söylemek zorundayız. Emevi'ye doğru devri İslam İmparatorluğu'nun beynelmiler sahada yerini oturduğu devirdir. Hı. Bir kere bu devirde, Emeviye devrinde Kıbrıs, Girit, Malta, Sicilya, Cenubi İtalya gibi yerler alınıyor. İbn Haldun'un deyişiyle Hristiyanlar tahta parçası yüzdüremez hale geldiler diyor Akdeniz'de. Akdeniz'de bir nevi bir hakimiyet başlıyor, gemicilik başlıyor falan. Bu adalarda falan İslamiyet hızla yayılıyor. Hayır efendim, hiç öyle bir şey söz konusu değil. Tabii gelmiş, yerleşmiş, ne kalıyor zaten bir müddet sonra hepsi de gidiyor elden. Yani İslam süratle geriliyor o Akdeniz'in şimalinde ve batı canibinde. O gidiyor adalar, Kıbrıs, Mıbrıs, hatta Antakya gidiyor. Hatta bizim Meyya-Fahrettin bölgesine kadar Güneydoğu Anadolu gidiyor. Yani ama Anadolu'ya geçiliyor ve düşün ki İstanbul kuşatılıyor. O bir folklor kalıyor. İstanbul lafı oradan kalma. Stimpoli diyorlar köylüler. İstanbul diyor bizimki. İşte oradan kalma. Yani dolayısıyla Emeviye devri medeniyetin kaynaşma devri. Yani idarenin imparatorlaşma devri. Bir devlet yapısı görüyoruz. Devlet yapısı ve dahidir o anlamda Muaviye hakikaten. Fakat bu tabii bir Arap'tır her şeye rağmen. O kozmopolit imparatorluğa rağmen bir Arap devam ediyor. Mesela Müslüman oluyor İranlı, Müslüman oluyor Iraklı, Müslüman oluyor Türk çok az sayıda, çok az sayıda. Bunlara mevali deniyor. Yani bunlar adeta bir Arap kabilesinin evlatlığı olarak onu benimseyerek gelip oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Enternasyonel, üniversal bir din bu. Çıkışı o, vahyin esası o. Ve tabii müthiş bir tepki var. O yüzden Emeviye devrinde bu İslamiyet'in yayılma ve yerleşme prosedürü çok ilginçtir. Şimdi böyle İran gibi bir derin medeniyet, Zerdüştî medeniyet nasıl bunlar Müslüman oluyor? Sebepler çok karanlık. Dedik ki şimdiye kadar biz Müslümanlığın doğuşundan itibaren hep bir şekilde bir baştakilerin seçilme durumu var. Evet, o seçilme şöyle bir şey. Onu siz bir patristik bir yapıya bağlayın, bir patriciler. Yani böyle Kureyş'in, demokrasiye benzer bir şey yok. Hayır, seçilme. Şöyle bir şey. Belirli bir Kureyş'in zümrenin, yer, belirli bir grubun içinde tabii hakikaten temayüz etmiş. Bahadırlıkları, hikmetleri, akıllarıyla temayüz etmiş. Ama bu dört halifeye kalmıştır. Ve hatta dördüncü halife Hazreti Ali'nin seçilişi öbürleri gibi değil. Hatta üçüncünün de ekseriyet ve ittifak var. İttifak yok, ekseriyet var. Arayı ittifak değil, arayı ekseriyet var. Onun için orada onu durmak lazım. Mevali denen, acemi denen hakaret olarak. Acem lafı oradan geliyor ve sırf İranlara has bir şey değil. Her gayri araba söylenen bir şey. Problem çıkıyor. Yani arazi meselesinden, vergi. Çünkü diyorlar ki bir müddet sonra kardeşim haraç toprağı alıyoruz gayrimüslimden. Hepsi bu sefer Müslüman oluyor. Varidat azalıyor. Bize ne diyor? Toprak haracidir diyor. Kapitasyoyu versin. Ceziti vermesin, vermesin. Cizi o başka ama bu olmaz diyor. Onun yarattığı problemi düşünsen. Değil mi? Evet. Bunun gibi bir takım itiş kakışlarla kabile aristokrasisi, devleti idare edenler, komutanlar, bilmem neler, çok önemli bunlar tabii. Büyük bir memnuniyetsizlik başladı ve Horasan bölgesinden Eba Müslim'e Horasani getirildi. Şimdi bu Eba Müslim çok enteresan bir lider bu. Bunun adeta ölümsüzlüğünü inanan benimseyenler olmuş. Yani derhal işi bir siyasi lider, bir asker komutandan ötede bir figüre, evet, bir portreye götüren var. Kafalar evet. Var. Hocam ve, çok az kaldı bu evet. Bitmeye. Şunu merak ediyorum, şimdi bu Emeviler bu Ümeyyen ailesinden geliyor. Bunlar da Kureyşi kabilesinden evet. Değil mi?
Hazreti Muhammed de Haşimoğullarından geliyor. Evet. Bunların Beni Hişam, bunlar klan işte. Hay. Kureyş'in bunlar, ama hay bunlar. Aileler farklı. Kureyş büyük bir aşiret. Mekke'ye onlar hakim ama bunun içinde klanlar var. Resul-i Ekrem Efendimiz'inki Beni Haşim, Haşimiler. Bugün Ürdün soyu oradan geldiğini söylüyor. Haşimit Kingdom. Kim bilir? Yani söylenen o ki peygamberden gelen en sahih ve sarih, peygamberimizden gelen sahih ve sarih şecere İsmail yerlerinki. Na buyur da şimdi şey yap yani ahanlara. Ahan. Ha, yani İsmail. Ne olmuş yani diyorsun değil mi? Ne olmuş diyorsun. Kaç kişi kalmış? Bamafi bu büyük ahanın yani 20. yüzyıl başlarında hükmeden asıl büyük ahanın hatıratını okudum. Hiç boş herif değil. Hiç değil. Sevgili izleyiciler, zamanımızın sonuna geldik. Gelecek hafta bu İslam fütuhatına devam edeceğiz. Konuyu bitiremedik. İran, Abbasiler değil mi hocam? Abbasiler evet. Ve İran'a geçeceğiz. Bizim bir e-posta adresimiz var biliyorsunuz. zamankaybolmaz@bloomberg.com Bize lütfen sorularınızı gönderin. Profesör İlber Ortaylı size cevap verecek. İyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta pazartesi saat 22'de görüşmek üzere.